İkiz Gamadan herkese ben Akşe, ben Sevet Beyler, bugün sizlerle beraber Skyblock'ta 14. bölümdeyiz millet. Millet şunu söyleyeyim, Skyblock'ta bütün farmların hepsini yaptım ve başka farm yok. Belki bazı icatlar yapabilirim. Ve ikincisi de şu an videonun isminde duyduğunuz, gördüğünüz gibi Skyblock'ta nasıl zengin olunur veya da nasıl böyle çok eşya alınır millet. En ikinci formül, birinci formül yaparak asarak bir yerlere gidip, ikinci ise köylülerle takas ederek. Mesela ne, şeker kamış. Değil mi? Şeker kamışı 3 tane yan yana koy, bir tane 3 tane yaprak verir, değil mi? Yani defter yaprağı. Köylülerin bazıları 22 tane yaprak şeyine, sayfasına ya bir tane emerald veren var ya da bir tane diamond veren var. Bugün sizlerle beraber bir buraya bir köy farmı gibi bir şey yapacağız. Yani köy yeri yapacağım ben. Burada 5'erli 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 2 2 bir şey yapacağım ben burada. Bakayım nasıl olacak. Şöyle yukarıdan eşyalarımızı alalım. Ben yerlerini koyacağım. Sonra da köylüleri tek tek yerleştireceğim. Güzel, kötü varsa öldüreceğim. Güzel varsa kalacak. Şimdi bana en çok cam lazım abi. Sizin bildiğiniz gibi ben böyle camları gözükmesini seviyorum. Ve dışarısına kuvars bloğu ekleyeceğim. Onu daha sonra yapacağım. Şimdi ışık da alalım biz. Yok, kuvars bloğunu da şimdi alalım. O da lazım olacak. %100. Tamam. Ve sonradan köylüyü alıyoruz. Şuradan ben bir 64 tane köylü almıştım. Millet artık sizin bildiğiniz gibi şunu söyleyeyim, saltanat metrikiye başladık. Daha doğrusu ne yapacağımdan hiçbir fikrim yok. Sadece oyunda ne yapıyorum, neler geliştiriyorum onlara göre, yani videoda oyunda normal nasıl gelişiyorsam onları göstermeye çalışıyorum. Çünkü render yaparken benim gelişme şansım olmuyor, onu da söyleyeyim ilk baştan. Şimdi 5'erli 5'erli bir yana koymam lazım, o yüzden şöyle yapacağım. Şöyle olsa tamam. Orada denk bulmaz sanırsam. Orada bir sürü yaratık var, o yüzden kasıyor ekran. Tamam, şöyle yaparsak. Şimdi yaptığım taktik bu. Ama üstüne şu, tam şuralara şey koyacağım. Bu. Anlatabildim mi? Yani yaptığı, yani şu anlık yaptığım taktik bu. Mesela bak. 1, 2, 3. Bir dakika. 4. Bu da 5. Gördüğün gibi. Yani kulübe gibi bir şey yapıyorsunuz. Yani köylüler içinden çıkmasın. Çıkarsa sizin için harbiden çok şanssız olur. Çünkü bazılarında zincir bile verebiliyor. Yani zincir set. Ve üstünü böyle kapattığınız zaman hiçbir yere git, yani çıkamaz. Onu da söyleyeyim. Ve isterseniz buraya da şuraya da kuvars bloğu koyabilirsiniz. Ya da normal başka bir şey de yapabilirsiniz. Ben normal bu kuvars bloğunu buraya koymuyorum. Arka tarafa koyuyorum. Daha güzel oluyor. Bak, şöyle mesela. Şunu kıralım biz. Tamam mı? Şimdi. Kuvars bloğunu ben tam buraya koyuyorum. Yani şöyle duruyor dışarıdan bakınca. Yani bunu da şansa buldum. Cidden böyle internetten gibi bir yerden bakmadım. Şansa buldum harbiden. Şimdi 5 tane buraya doğru koyduk. 5 tane de buraya doğru yapacağız. O yüzden şunu. Buraya bir tane koyacaksın. Ve yaptığın şey bu. Gördüğün gibi. İstersen buraya şey de koyabilirsin. Çit de koyabilirsin. Nehter çiti. Daha güzel olacaktır. Ama küçük zombiler içeri girdiği için orada bir sıkıntı var. 1, 2, 3, 4... Bu da 5. Bir dakika. Yanlış yere koydum şunu. Tamam. Dedim ki millet, eğer saltanatla önemli bir şey söyleyecektim. Bir saniye, ilk önce geneliksel bir şey söylemem lazım. Millet, kanalıma destek vermek için harbiden videoma like, yoruma abone yaparsanız çok sevinirim. Ve kanalıma abone değilsen ya da bu videoyu ilk kez izliyorsan kanalımda, aşağıdaki linkten de kanalıma abone olabilirsin, onu da söyleyeyim. Abicim ben bunları kuvas dolduracaktım. Ben tekrar cam yaptım. Neyse, para bol, o bol, şu bol. Benim millet, oyunda benden item istemeyin çünkü bu itemler benim değil. Yani şunu söyleyeyim, bu itemleri ben kendi isteğimle almıyorum. Yani izin isteyerek alıyorum, onun gibi bir şey yani. Abicim neden böyle çok kasıyor anlamadım ki. Şunu hiç sevmedim ben, onu da senin mob trap'ı. Yani sağlam bir bilgisiniz varsa mob trap'ı bile yapmanın şansınız zor. Buraya nasıl yapacağım? Yani burada böyle bir çizgi çekersiniz, böyle üç şey çekili olur. Şimdi bu tarafı da yaptık. Sıra burada. Şimdi buraya bir tane koyuyorsun. Tekrar beşli. Değil mi? Evet. Buraya da beşli koyacağız. Tabii bir yere kapı yapmam gerekiyor. Kapıyı nereye yaparım hiçbir fikrim yok. Ve millet, şunu söyleyeyim. Harbiden çok zor geliyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi cidden eğer zincir set gibi bir şey, yani zincir set satan köylü yapmak istiyorsanız gerçekten bayağı uğraşmanız lazım. Çünkü gelmesi imkansız. Bayağı da zor. Çünkü harbiden denedim. Yarım saattir deniyorum. Hiçbir türlü gelmiyor. Belki videoyu başlatayım, şansa gelir dedim. Öylesine bir devam edeyim dedim. Şimdi
Buraya nasıl alıştırmam lazım? Burada bir yerde ben kapı oluşturmam lazım. Şuraya bir tane koyalım. Tamam mı? Şurada bir boşluk olsa. Şurada da bir boşluk. Bakayım, şuna denemeye çalışıyorum. Buraya şey gelecek mi? Ha, tamam. Tam oldu. Tam oldu. Tam istediğim gibi oldu. Şimdi gene aynı işte. Gene aynı stil. Tamam mı? İsterseniz şunu söyleyeyim. Eğer dışarıda zombi çıkarsa, yani buraya gelirse, otomatikman buraya dolar. Buraya neden kurdum? Çünkü zombiler aşağı düşsün de ölsün diye kurdum. Çünkü bu mob sıra bunda köylü olduğu için zombiler de köylüyü seviyor, yani gebertmek için can atıyorlar. Onu da söyleyeyim. Yani sizin için de yararlı olur bu. Şimdi şurayı tamamlayabilsek gerisini daha kolay anlatacağım. Şimdi buraya ister ışık ister ışık koymayın, çünkü burada kapı olacak. Şimdi geriye kaldı dışını kaplamakta. Şimdi şöyle yaptık mı ve buraya böyle yapın. Gördüğünüz gibi yani buraya istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Tabii ben videodan sonra buraya dekorasyonlar yapacağım. Görmek isteyen varsa adama buyurun gelsin. Onu da söyleyeyim ilk baştan. Şimdi ben de kasıyor abicim. O sıkıntı şu. Şu arkamdaki mob trap harbiden çok fena zorluyor. Gördüğünüz gibi buraları şuraya tamamladık. Şuraya da koyalım. Gördüğünüz gibi cırlop gibi oldu. Yani şimdi içeri gireceğiz. Tamam, burayı da kapatalım. Şimdi içeri gireceğiz. Şurayı aç abi. Çok kötü oluyor. Şurayı şöyle. Şurayı da şöyle. Tamam. Şimdi bana kılıç verdi. Şimdi yapacağımız ilk şey şu. Dedim bastın ya. Bak içine. Olan arkasında küçük mü doğdu? Şimdi bak içine ne veriyor? Kitaba karşı emir alın. Ben yarım saat kitapla uğraşmam. Ne veriyorsun? Bu da berbat. Bunu da şey yapalım. Öldürelim. Şimdi sıradaki neymiş? Bak, bir emrilite karşı bunu veriyor. Tam bir şey, dolandırıcının önüne gideni. Şimdi buna karşı bu. Abicim ben emerald istiyorum. Vermek değil. Bak, çok kazıkçı. Şöyle bir koyalım, ikisine birden bakacağım. Sen geber, tavukla ben uğraşamam. Boşa gitti lan bir tanesi. Bak, bu fakeli. Bu yalancının önünde gideni. Sahtekarcı bu. Bu da sahtekar. Abicim ya ben... Lan gitti lan. Ben Emerald vermeyeceğim oğlum. Emerald alacağım alacağım. Alıcıyım ben, alıcı. Verici değil. Abi ana ana. Dur dur, gitti lan. Ya bak, kömüre karşı Emerald. Bu da sahte. Çünkü oyunda kömür pahalı. Bak, kitap hala kitap istiyor ya. Şimdi ben ikiye çakayım abi. Kitap. Sen gebe. Hala oğlum ben Emerald vermeyeceğim lan. Alıcıyım alıcı. Bu da hala kitap istiyor ya. Bak, zümrüte karşı kılıç. Millet, o zaman ben bunları komple tamamlayayım. Sağlam olan güzel şeyleri varsa tekrar başlatayım. Çünkü video uzuyor. Bir saniye beklememiz yeterli. Kaldığımız yerden devam ediyoruz millet. Yaklaşık bir 4-5 site harcadım gerçekten. Çünkü yani şunlar geldi. Daha demin ben aldığım zincir botu. Bak, gördüğün gibi 9 emerald verirsen bir zincir pantolon alıyorsun. Sonra 8 tane, tabi yukarıda golem spawnerız varsa 8 tane demir verip de emerald alabilirsiniz. Ve 5 tane emrit verip de zincir pantolon, yani zincir ayakkabı alabilirsiniz. Bende var çünkü, at gitsin bunu. Şimdi 14 yüne de bunu alabilirsin, çünkü markette 32 tane yün 10, bildiğin bu 10K gibi bir şey değil, bildiğin 10 yen gibi bir şey yani. Ve 18 vite verip de, yani buğday verip de şey alabilirsiniz. Bende 10 tane var. Ben verdim çünkü. Gördüğünüz gibi bu daha yenileme aşamasında. Çünkü ben verdim. Aldım ben şey emrit'i. Bunları şunları boş bırakacağım, çünkü diğerlerinin hepsi Emerald şey istiyor. Emerald'a karşı kitaplık veriyor. Öyle gibi bir şeyler istiyor. Şunu ben alayım, bunu bir yerde okuturum ben. Neyse millet, bu kadardı. Zaten başka bir şey yok bunlarda da. Gördüğünüz gibi aileli yukarıdaki demir spawnınız var gerçekten, ya da şöyle varsa harbiden çok kasarsınız. Ama nedense birkaç tane verdiğiniz zaman böyle oluyor, ama bir türlü kendisini yenilemiyor. Kilidi açmak için başka bir eşyaya takas edin. Abicim sende eşya yok ki. Bu kendisini yenileme aşamasında, daha ona daha çok var. Ben şöyle bir direkt yukarı gideyim, temleri yerine koyayım ben. Sonra da videomuzu bitirelim. Şimdi abicim kasmasa. Nerede bir camların yeri burası. Yani yüz yüz mouse'un sesi geliyordur millet. Kusura bakmayın, bir de ambulansın sesi geliyordur. Onu da söyleyeyim, çünkü laptop olduğu için bütün sesleri kaydediyor. Tamam, zırhı da buraya koyuyoruz.
Ben bu bende kalıyor. Abicim tam da şansı buldun ya bu itfaiye şeyin ambulansın. Şimdi bunu yaprağı nereye koyacağım? Bu karışık item olduğu için onu buraya koyalım. Ve buğday var. Buğdayın yeri de burası. Tamam bu kadar. Bütün eşyaları koydum. Nesim, şöyle aşağı indim kasıyor. Nesim'e daha çok böyle videolar açıyorsun. Videomu like yorum abone yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmadıysan aşağıdaki kırmızı butona basarak da abone olabilirsin. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. 15. bölümde görüşürüz.